En ucuz sigara şu an 30 lira. 44 lira mı? Bir şey değil ya, içeriz ya, önemli değil. İsterse 54 olsun. Niye biliyor musun? Arabistan'dan geldim ben 2 gün önce. Orada aynı sigara 28 riyal. 7, 3'ün 21 aşağı yukarı 200 lira. Bir paket sigara. İki paket sigara aldım Türklerden, tamam mı? 40 riyal verdim. 40 riyal 280. Yani paketine 140 lira verdim. Benim için havacıva yani, bu ucuz. O yüzden güzel. Hiç bırakmayı düşünüyor musun? Asla. Niye bırakayım? Çok seviyorum. Şaka diyorum ya, bırakacağım tabii. Bu lanet bir şey. Lanet bir şey. Bir sene olmuş başlayalı. İnşallah bırakırız. Zamla beraber bırakılmaz. Bu sadece devlet vergisini alıyor. İşte şirket karını daha yükseltiyor. Bu. Yani yoksa başka bir şey değil. Yani isterse bunu 100 lira yapsın, içecek olan adam içecek. Yani bu zamla beraber olmaz bu iş. Başka türlü eğitimle beraber. Özellikle çocukların, gençlerin sigaraya alışmaması gerekiyor. Sigara öyle lanet bir şey ki ben bunu 11 sene bıraktım. 11 sene bıraktım. Hiç içmedim. Bir senedir içiyorum. Bunu hiç başlamayacaksın. Bırakıp da tekrar başlayan biri olarak, o bıraktığınız süreç nasıldı peki? Hayat yaşadım ben ya. Yemekten lezzet aldım, kokudan lezzet aldım. Sağlıklı yürüdüm. Şimdi tıkanıyorum yani. Tekrar geri başlamanızdaki sebep sizce neydi? Bir sebep yoktu. Oğlum içiyordu. Dedim ki ver bir tane de ben içeyim. İçtim işte öylece. Cengiz Gökçe. Çok teşekkür ederim. Ben zaten çok uzun süre önce tahmin ediyordum. Sigara bir gün burada 50 liraya kadar dayanacak. Ama 50 de olsa millet yine bunu içmeye devam edecek diyordum. Ya bu bence caydırıcı bir yöntem değil sigarayı bırakmak için. Ya sigara biraz farklı bir şey çünkü. Mutluyken de bunu içiyorsun, üzgünken de bunu içiyorsun. Boş kalınca da bunu içiyorsun, bir iş yaparken de bunu içiyorsun. Yani bu ya caydırıcı bir yöntem değil bence bu kadar zam gelmesi. 100 lira da dayansa yine içen içer. Yani nasip ya, çok denedim de olmadı. Ya inşallah bir gün bırakırız biz de. 30 lira oldu sigaraları, sürekli zam geliyor. Bırakmayı düşünür müsünüz? Yok. Neden? Alıştıranın gözü kör olsun. Ne olacak böyle? Ne bileyim ne olacak işte, biz de içiyoruz. Kaç paket içiyorsunuz? Bir pakete yakın yani. Günde bir pakete yakın. En ucuz sigara şu an 30 lira olduğunu hesap eden. Evet, çok büyük, evet çok büyük şeysi var. Doğrudur. Bırakacak mısınız? Yani bakalım. Siz de dua ederseniz bize, biz de bırakırız belki. Nasıl değerlendiriyorsunuz zamları? Bu kadar yani mı? Gayet normal. Hayat pahalılaşıyor her gün gittikçe yani. Diğer şeyler pahalılaştıkça sigara da ucuz kalacak değildi. Yani bence de şu anki pahalılıkta her şey uçtu zaten. Enflasyon belli, faiz oranları belli. O yüzden sigaranın artması normal. Ama dediği gibi caydırıcı bir yöntem değil. Onun yerine farklı bir yöntem uygulanabilir. Hani Yeşilay gibi örgütler daha aktif kullanılabilir belki. Ama yani şu anda bu ortamda normal yani sigaraların fiyatlarının artması. Şu an içtiğiniz sigaraya ne kadar para veriyorsun? Şu an en son 39'u da yine zam geldi herhalde. 5 lira mı ne geldi? 44 oldu galiba. Yine içmeye devam edeceğiz. Yani yine muhtemelen içmeye devam ederim ya. Hiç bırakmayı düşünüyor musunuz peki? Bırakmayı çok yani düşündüm de çok denemedim açıkçası. Bizi ilgilendirmiyor ki. Her şeye zam geliyor. Sadece sigara değil ki. Alıştık artık. Yat kalk zam. Ondan uyanıyoruz. Peki bırakmayı düşündürüyor mu bu zamlar sigaraya? Kaç kere denedim. Ben 40 seneden beri içiyorum bu sigarayı. 47 milyon veriyorum. 100 lira da olsa bunu alıp içeceğim. Gene de diyorum bak Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ne kadar olsa ya, içmezsin. Ondan yani. He? Ne kadar olsa sigara içmezsin. İçerim yani, içmem değil. Her şeye zam geliyor çünkü. Yani sadece sigaraya değil ki her şeye zam geliyor. Ne kadar vurursan onun çıkar. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? En ucuz sigara şu an 30 lira. En ucuzu. Olsun. Bu milletin parası bitmez. Millet boşuna cırlayı. Bırakmayı düşünüyor musunuz? Yok. Neden? Bizim başka işiniz yok mu?